Sen ne yaptığını zannediyorsun? Kenan hayırdır ya? Polis. Beren'i arıyor. Ne? Neden? Aras'ın hastanedeki suçunu üstlendim. Onlar da bana para verdiler. Sen ne diyorsun ya? Sen nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Nasıl kabul ettin bunu? Sana yardım etmek için yaptım. Para lazımdı. Annemden istedim. O da bana bir şart koştu. Ya ben senden böyle bir şey mi istedim? Bana böyle mi yardım ediyorsun sen? Ben sen istediğin için yapmadım zaten. Ya yere batsın fabrikası da evi de siz olmadıktan sonra ne yapayım ben bunları? Sen benim mahvolacağım nasıl düşünmezsin? Yeter. Yeter tamam mı? 3 yıl. Yatar çıkarım. Kızım sen kafayı mı yedin? Ne yapmasın? Yapmadığın bir şeyin cezası mı olur? Yok yok olmayacak tabii ki öyle bir şey ya. Bir çözüm bulacağız yani. Bulmak zorundayız. Ne oluyor? Ya sen niye gidip bu herifin suçunu üstleniyorsun? İnanamıyorum sana ya. O herif dediğim benim kardeşim. Deren bize senin kardeşiniz. Ya sen nasıl gidip o adamların arabasına binebildin? Nasıl kendini feda etmeye kalktın? Biz burada kafayı yedik ya. Bu kız senin için kendini tehlikeye attı. Sen döndüğünde biz senin karşına geçip bağırıp çağırdık mı? Hey Allah'ım ya. Kızım benim hayatım bir hata. Böyle koskocaman bir yanlış. Seninki öyle mi? Ha? Deren sen doktorsun ya. Senin bir geleceğin var. Yok. Yok benim geleceğim falan. Tekin Malik Şuracık'ta öldüğünde bitti benim geleceğim tamam mı? Hayda. Deren. Ne? Ne haksız mıyım? Bizi yakalamayacaklar mı sanıyorsunuz? Eninde sonunda yakalanacağız. Ya senin bütün bu olanlardan çıkardığın sonuç bu mu yani? Kızım sen aptal mısın ya? Ha, aptal da olduk yani. Vallahi haksız diyemeyeceğim Deren. Şimdi polis gelince ne yapacağız biz? Hı? Ne diyeceğiz? Şimdi bittik. İyi günler memur bey. İyi günler. Deren Kutlu'nda birini arıyoruz. Burada mı? Burada öyle biri yok. Deren. Verandadan çık, müştemilata gir. Oradan çıkma. Hadi. Ya olan oldu diyorum. Anlamıyor musunuz? Bütün evrakları imzaladım. Ya ben bir çözüm bulacağım diyorum. Hadi. Ya Çilem şunu götürür müsün lütfen? Hadi. Hadi kızım. Hadi hadi hadi. Ev sahibi siz misiniz? Evet. Deren Kutlu'yu arıyorum. Burada mı? Yok dedim ya. Memur bey. Yok. Ben kendisini görmüyorum bir süredir ama İzmir'e gitti diye biliyorum. Peki. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Kolay gelsin. Nerede o? Nerede Deren? Arkada, müştemilatta. Ya şu kendini düşürdüğü hale bak. Suçlu gibi saklanıyor arkada. Bir de çok akıllı, süper zeka hanımefendi. Neyse, ailesini arayalım. Şu kardeşim midir nedir, o pisliğin numarası var mı sizde? Ne yapacaksın? Buraya çağıracağım, bu işin çözümünü bul yoksa seni gebertirim diyeceğim. Üf Kenan ya, tamam arayalım arayalım da yani makul bir şekilde yapalım bunu. Ben arayacağım Aras'ı, sen Deren'in yanına git. Ama bak sakin ol. Sakinim. Gayet sakinim. Memnun musun yaptığından? Ya sana ne? Sen niye çocuk gibi azarlayıp duruyorsun beni? Çocuk gibi davranıyorsun çünkü. Böyle bir dünya yok Deren Hanım. Ya sen gitsene. İşin gücün yok mu senin? Gidip şu adamı bulsana mesela. Bana ne yapıp ne yapmayacağımı söyleme hakkını kim veriyorsun? Sen veriyorsun. Ne demek o şimdi? Aklını tamamen kaybettiğine göre yanına bir refakatçi lazım. Sen mi refakat edeceksin bana? Ya daha bugün senin ofisinde... Tamam. O konuya hiç girme. Suçun yarısı benim, kabul ediyorum. Ama şimdi meselemiz o değil. Ben bir söz verdim. Tutuyorum, gidip teslim oluyorum. Tamam mı? Meselemiz açıklığa kavuştu mu? Ya sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Okumuş etmiş, mantıklı bir insansın. Nasıl böyle bir durumu kabul edersin? Her şey hazırlandı, bitti Kenan. Bütün belgeleri imzaladım.
Vay be. Beyefendinin bütün problemleri hallolmuş ha? Ya sadece Aras için değil, İpek'in de fabrika için paraya ihtiyacı vardı. Bak ben delirecek gibi oluyorum. Ya nasıl bir insan evladı böyle bir durumu kullanır ki? Onu ilk gördüğüm yerde var ya... Sus artık. Ben seni hiçbir yere bırakmam. Kalmayı bu kadar çok isterdim ki. Kal o zaman. Kalamam. Deren, artık çok geç. Ne için? Ben sensiz yapamam. Deren neredesin? Hemen seni görmem lazım. Aras, İpek ben. Deren'in kardeşiyim. Selam İpek. Buraya gelmesin söyle. Ya şey, seninle konuşmam lazım da. Konum göndersem ne zaman gelebilirsin? Ben de zaten Güneşli'ye doğru yoldayım. Deren'le konuşmaya geliyorum. Sen yolla konumu. Ha, tamam o zaman. Görüşürüz. Gönderiyorum. Yüzsüz. Buraya geliyormuş zaten. Deren'le konuşması lazımmış. Bu nasıl bir şey ya? Yani kardeşlik illa kan bağı mı demek? Demek ki hiç kardeşi olmamış. Herhalde. Geldin. Bence pek hoş gelmedi ama. Çilem, sen Deren'i çağırsana. Bir sorun mu var? Hı. Bir sorun var. Senin suçunu ablanın üstlenmesine razı olman gibi çok ciddi bir sorunumuz var. İşte ben de tam olarak bunu konuşmaya geldim. İyi. Gel. Buyurun. Anlaştık mı? Bu işin çözümünü beraber bulmamıza izin var mı? Tamam. Seninki geldi. Kim? Kardeşiniz Küçük Hanım. Aras Kutlu. Kenan! Bırak. Ne yapacaksa yapsın. Saçmalama. Kenan! Benim Deren'le konuşmam lazım. Ona söylemem gereken önemli şeyler var. Lan! Gel lan burada. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Hayırsın Kenan! Lan erkek misin lan? Kenan! Erkek misin? Kenan! Erkek misin? Ne diyorsun lan? Kenan! Lan! Lan! Peki! Kenan bıraksana! Lan! Çekil! Erkek misin? Kenan! Çekil! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kendine gel! Kendine gel diyorum sana, kendine gel! Özür dilerim. Abla, bak. Ben seni günlerdir arıyorum, ulaşamıyorum sana. Babam suçu üstlendi. Sabah gitti, teslim oldu. Çocuk tam anlatıyordu işte ama. Ne? Nasıl üstlenmiş? Avukatlar savcılığa gitmiş bugün. Senin şu arama emrini kaldırmak için. Ki ben de zaten bunları söylemek için geldim buraya ama... İşte. Deren. Kenan git. Deren. Deren bak. Kenan git. Git diyorum. Seni bir daha görmek istemiyorum. Kenan, bize biraz müsaade eder misin? Hadi. İyi misin?
Okan! Buyurun. Cemal Karalar'ın selamı var. He. Sahibine söyle. Onunla hesabım bitmedi. Ama o senin hesabını kesti. Ya biri bulursa? Bence direkt kurtulalım bundan. Ya bir daha mesaj atmamız gerekirse? Doğru söylüyor, ver. İpek! Sinan! Ödümüzü koparttın ya. Ne işin var senin burada? Sizi uyarmaya geldim. Akif Tekin'in arabasını takip etmiş. Çevre illere haber göndermiş. Ve arabanın Güneşli Bahçe'den çok uzaklaşmadığını tespit etmişler. Niye yalan söylüyorsun bana? Ben sana yalan söylemedim ki. Tekin'in İzmir'den mesaj attığını söyledin. Adam gitmemiş oraya. Sinan, sen ne biliyorsan ben de aynısını biliyorum. Mesaj attı işte, sen de gördün. Tamam, araba nerede o zaman? Ya ne bileyim ben araba nerede? Yine bir şey saklamıyorsun değil mi benden? Ya kız niye senden bir şey saklasın? Kardeş olduğunuzu sakladı mesela. Sinan, ben yalan söylemiyorum sana. Arabada nerede bilmiyorum. Tamam, nerede bu adam o zaman? Belki arabasız gitti. Yok yok, bu işin içinde bir iş var. Polis zaten arabayı takip ediyor. Yakında bulacak. O zaman anlarız ne olduğunu. Deren! Bir sakin olur musun? Ne olur otur şuraya bak, bizi de geliyorsun. Ya nasıl sakin olayım? Sinan'ın dediğini duymadınız mı? Polis Tekin Mali'nin Güneşli'den hiç çıkmadığını anlamış. Yakında arabasını da bulurlar. Bulurlar tabii ki, ne olacaktı ki sanki? Biz adamı öldürdük ya. Adam öldürdük ve bundan paçayı sıyırabileceğimizi mi sandık? Allah kahretsin ya. Ne yaptık biz? Hayatımız mahvoldu. Hepsi benim yüzümden. Sizi de ben bulaştırdım. Hah, bir de böyle gidip teslim olacağım de, tam olsun. Ya sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Rahat mı? Kızım benim ödüm patlıyor, ödüm. Her gece Tekin'i rüyamda görüyorum ben. Ama olan oldu. Anladınız mı? Olan oldu. O pislik herif yüzünden hapse girmeye hiç niyetim yok benim. Sizin de girmenize izin vermeyeceğim. Çilem haklı. Sakin olmamız lazım. Hem bilmiyoruz, belki bulamayacak Tekin'in arabasını polis. Değil mi?
Sen hapse girdikten sonra kızlarının ne olduğunu biliyor musun? Cemal, ne demek istiyorsun sen? Kızlar yetimhanedeydi. Sonra Çilem hariç diğer ikisi evlatlık verildi. Çilem yetimhanede mi büyüdü? Üzülme, üzülecek bir şey yok. O hayatını kurtardı. Bir arkadaşıyla eve çıktı, iş buldu. Deren de çok iyi bir aileye verildi. Doktor oldu. İpek? İpek. Evlenecekti İpek. Düğünü öğrendim. Ona bir mektup gönderdim. Kardeşlerinin adreslerini yazdım. O da kardeşlerini düğüne çağırdı. Buluştular. Yani hepsi bir arada, öyle mi? O anı görmeliydin. Üç kız kardeş bir arada, müthişti. Ama işte o gece çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Tekin Malik. Yani İpek'in kocası. Biraz sıkıntılı bir adamdı. Sıkıntılı derken? Tehlikeli. İpek'e bir şey mi yaptı? İpek'e bir şey yapamadı. Ama kızlar düğün gecesi adamı öldürdüler. Yalan söylüyorsun Cemal. Söylemiyorum. Gözlerimle gördüm, oradaydım. Yalan söylüyorsun Cemal. Benim kızlarım öyle bir şey yapmaz. Yalan söylemiyorum. Gözlerimle gördüm diyorum. Oyun falan yok. Kızların adamı öldürdüler. Kanısı da işte burada. Tekin Mali'yi öldürüp buraya gömdüler. Yalan söylüyorsun. Hayır. Her zamanki gibi yalan söylüyorsun Cemal. Cahide! Adamı getirip buraya gömdüler. Gözlerimle gördüm diyorum sana. Hayır. Bir şey olamaz. Ne yapıyorsun Cahide? Burada hiçbir şey yok. Cahide, ne yapıyorsun? Yok. Saçmalama. Burada öyle bir şey yok. Burada Cahide. Yoklar. Yalan söylüyorsun. Bana yalan söylüyorsun Cemal. Yalan söylemiyorum diyorum. Yok. Saçmalama. Bulacağım. Bulacağım. Hayır. Bana bak, bana bak. Bak bana, bak bana. Her zamanki gibi yalan söylüyorsun. Doğru mu söylüyorum? Bak bakalım, buraya bak. Buraya bak, buraya. Bak bakalım, yalan mı söylüyormuşum? Bak, bak. Kim gömüyor adamı? Bak, gördün mü? Senin kızların. Cahide. 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 Yok, benim içim hiç rahat değil. Ya Tekin'in arabasını bulurlarsa? Sanmıyorum. Yani denize attığımızı tahmin ederler mi ki? Sen bir Akif amcayı mı arasan acaba? Ne bileyim, ellerinde ne var ne yok, en azından onu öğrenelim. Ya kızım, sen delirdin mi? Akif amca yarıp ne diyecek? Ya Akif amcacığım, kocamın katille gidip ipucu falan bir şey var mı diyecek, ne diyecek? Kim ya? Azra? Selam. Deren kahve içmeye çağırmıştı ama senin haberin yok galiba. Şaşırdın da biraz. Yoktu, evet. İyi yaptın ama. Gelsene.